Mustafa. Hoş geldin. Kusura bakma, geciktim. Ne önemi var? Buyur. Babacığım. Babacığım, misafirimiz geldi. Hoş geldin Müşir Mustafa. Hoş bulduk. Buyur. Ha, bu akşam limanda bir vukuat olmuş galiba. Haberi geldi demek. Limanda gemilerimiz olunca her türlü haber anında ulaşır. Doğru. Ne oldu limanda? Mühim bir şey değil. Ellerinize sağlık. Zehirin dozunu ayarlamam için kilosunu ve boyunu bilmem gerekiyor. İlki yapılı, uzun boylu, genç. Afiyet olsun. Sizin için özel olarak hazırlattım. Ne oldu, beğenmediniz mi yoksa? Yok. Bizde sofra büyüğündür. Siz başlamadan başlama. Ah, bu örf adetlerimiz değil mi? Akşamımızı daha da anlamlı bir hale getiriyor. Suçluların peşine düşüp hayata böyle bir akşam yemeğiyle devam etmek. Hiç böyle düşünmemiştim. İnsan alışıyor bir süre sonra. Devleti, insanları korumam gerek. Bugün limanda birinin peşinde olabilirim, yarın... Yarının ne olacağını kimse bilmez. Öyleyse bugünü sorayım. Suçluyu yakalayabildiniz mi? Sayılır. Sayılır evet anlamında mı, hayır anlamında mı? Kızım, bu sorularını asla net bir yanıt alamazsın. Hele Mustafa gibi bir müşürün ağzından hiçbir soruna yanıt alamazsın. Osmanlı'yı oyun oynamak isteyen biri değilim. Malum. Düşmanımız çok. Kesinlikle. Ama neyse ki Osmanlı zabitleri çok gayretli ve yeteneklidir. Bilmez miyim? İkimizin de hayatını kurtardı. Bir de şu üzerinizdeki töhmeti kaldırırsanız. Ne töhmeti? Aa. Ben patavatsızlık yaptım galiba. Kusura bakmayın Müşir Mustafa. Sofrada böyle şeyleri konuşmak hiç adetim değildir aslında. Ne töhmeti? Babanızın bildiği üzere sana söyleyemediğim bir şey var. Dinliyorum. Madem konuyu açtınız Sayın Zaharyas, buyurun devam edin. Haklısınız. Kızım. Saçma sapan suçlamalar. Maalesef idama mahkum. Efendim? Şaka bu. İdama mahkum olan birisi nasıl zabitlik yapar? Padişah'tan bir seneliğine af çıktı. Kendimi aklayacağım. Lütfen bana inan. Ben size kesinlikle inanıyorum. Sizin gibi bir müşirin yolsuzluk yaptığı iddiası, hele en yakın arkadaşını öldürdüğü suçlaması olacak şey değil, saçma sapan. İzin verirseniz ben de bu konuyu padişahımızla görüşmek istiyorum zaten.
Melike eğer suçsuzluğunu ispat edemezse... Hümsür Mustafa. Baba. Kendimi pek hissetmiyorum. Müsaadenizle. Kızımı mazur görün. Çok duygusaldır. Belli ki sizin durumunuza çok üzüldü. Belki bugün üzülmesi yarın üzülmesinden iyidir. Ne kadar doğru. Ama bence Mustafa sakın ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü ümidini kaybeden her şeyini kaybeder. Oysa yaşadığımız her dakika nelere gebe. Mesela ben dün çok karlı bir anlaşma yaptım. Ama bugün elimden uçup gitti. Yine de etrafıma bakıyorum ve... beni mutlu edecek pek çok şey görebiliyorum. Aa, Lara? Ne oldu kızım, neyin var? Aa. Lara? Çok kötü bir şey oldu dedi. Ne oldu güzel kızım, ne oldu? Lara? Lara? Hüsnü Mustafa. İdama mahkummuş. O nasıl söz öyle? Olur mu hiç öyle şey? Gel. Gel güzel kızım benim. Gel. Demek ki ben... ölümle sınanan birine gönül düşürmüşüm ve haberim bile yokmuş. Lara. Güzel kızım. Yemeğinize dokunmadınız. Bu geceyi erken sonlandırsak. Sayın Zaharyas, müsaadenizle. Üzdük sizi. Yok. Konuşulması gerekenler konuşuldu. Müsaadenizle. İyi akşamlar.